Sabah 5 gibiydi. Beni Hatay'dan bir arkadaşım aradı. Meleğe ulaşamadığımı sordum. Ben de nedenini sordum. Ben hissetmedim çünkü Antalya'dayken. Deprem olduğunu söyledi. Hemen aradım, mesajlar attım ama ulaşamıyordum. O saniyeden itibaren de Meleği ve ailesini aramaya başladım. O şekilde 2 gün boyunca zaten orada aradım. Ben depremin 3. gününde de akrabaları, babası falan yetişti. Ve çok mucizevi bir şekilde aslında bulduk Meleği. Ve bir dinleme yapıldı orada. Ve ses geldi aşağıdan. 3 gün ses gelmeyen yerden ses geldi. Bilmiyorduk tabii. Kimin olduğunu bilmiyorduk. Herkes olabilirdi. Aşağıda bir sürü kazazede vardı. Depremzede vardı. Ardından bu şekilde kazdık ve uzun bir süre sonra çıkarmayı başarabildik. Çünkü Melek çok etkilenmişti. Yani hem deprem altında da biraz yaralanmıştı. Dikkatli çıkarmaya çalıştık elbette. Ondan sonra Kahramanmaraş'taki hastaneye, ardından hemen gecesinde de beraber Ankara'ya sevk ettik. Ankara'da da bir 3 gün kaldıktan sonra 13 Şubat'ta ne yazık ki ani bir mide kanaması geçirdi. O mide kanamasından sonra da ne yazık ki kaybettik bir daha. Yani geri döndüremediler. Bugün buraya geldim. Şu an ayda bir yaptığım bir etkinlik artık. Gelip çiçek ektik. Çiçeklerimi getirdim. Ondan sonra genelde böyle sabahın erken saatlerinde geliyorum. O saatlerde konuşmaya böyle burada zaman geçirmeye başlıyorum. Bu iyi geliyor bir yandan çünkü geriye kalan tek şey bu ne yazık ki. Yapabileceğimiz artık tek şey bu. Aslında çok umutlanmıştım bir yerde. O enkazdan çıktığında bazı şeyler gerçekten güzel olabilir diye umut etmiştim ama ne yazık ki beklediğimiz gibi olmadı. Evet çok yani o 4 günü herhalde o hastanedeki 4 günü hayatımın tamamına değişmem yani. O kadar güzel bir 4 gündü benim için. Çok güzel şeyler konuştuk, çok güzel sohbetler ettik. Ve o da hani evet belki hayata biraz eksik devam edecekti. Belki yani bazı sorunlar vardı ama yavaş yavaş bunları da kabullenmiştik beraber. Ve ilk defa doktorlar güzel şeyler söylemeye başlamışlardı. Bu psikolojik olarak da bizi çok güzel etkiliyordu açıkçası. Beni de Meleği de. Çok da minnettarım ona. Duyuyorsa beni eğer buradan. Hayatıma girdiği için çok mutluyum. Hayatıma renk kattığı için çok mutluyum. İyi ki de girmiş hayatıma. Tabii ki gönül isterdi ki çok farklı sonuçları olsun. Çok farklı şeyler yapalım. Şu an farklı şeyler konuşalım. Ama ne yazık ki durumumuz da bu. Meleğin yarım kalan hayalleri var mıydı hayatıyla ilgili veya ortak bir hayalleriniz var mıydı? Vardı. Hepsinin de notunu aldım. Hepsini de teker teker gerçekleştireceğim. Özellikle beraber gitmek istediğimiz yerler, beraber gezmek istediğimiz yerler, almak istediğimiz, daha doğrusu sahiplenmek istediğimiz hayvanlar. Hatta yani aklımızda bir böyle ahşap ev bile vardı mesela yani. Böyle bir ahşap ev olsa ne kadar güzel olur dediğimiz. Ve hepsini de teker teker gerçekleştireceğim. Ömrüm yettiği sürece. Melek dediğim gibi çok çok değerli bir insandı benim için. Bu şekilde. Adam dedi saat 10.30'da işe gittim. Saat 4.30'da. Kurban olurum. Saçlarına kurban olurum. Yavrum. Allah. 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 All
Melek. Melek ben buradayım. Melek. Adem buradayım. Babam aradı. Babam telefonu çaldı. Açtım. Alo, alo baba diyorum. İşte sesin gitmemiş, ses anlatıyor. Ondan sonra yine deprem oldu. 6 nokta bilmem kaç işte. Bu sefer aşağı çöktük biz. Güp 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 aşağı çöktük bu sefer. Evet. Tamam mı? Onu hissettim. Elim attım. Su falan vardı böyle yerlerde. Herhalde dedim ben kanalizasyona düştüm. Çok kaç şükür derim, Rabbim bir daha yaşatmasın. Gündüz duydum. Hiç uyudun mu Melek? Hiç uyumadım. Sızdın mı? Çok pustum. Aşırı pustum.